Shiba, özellikle şibaryum yakımları üzerine konuşacağız ve bunun ne kadarlık bir yakım yapabileceği, aynı zamanda da shitcoin fiyatlarına bunun ne kadar etki edeceği üzerine konuşacağız diyebilirim. Şimdi baştan şöyle bir başlayalım. Birincisi, şibaryumun potansiyel yakımları konusunda kesin veriler yok şu anda. Hani şibaryum ne kadar yakım yapacak konusunda bunu istatistiksel olarak da hesaplayabileceğimiz tam bir veri elde yok. İlk olarak onu söylemek lazım. Ama yakın tahminler yapılabilecek veriler mevcuttur. Yakın zamanda bir tahmin geldi. Fakat bu doğru bak bu doğru değil. Bir gün doğru olabilir. İmkansız değil. Tamam. Ama zor. Hani şu andan bakıp bu günlerin gelip gelemeyeceğini de anlayamayız. Shibarium'un yılda 100 trilyonun üzerinde, 130 muydu, 150 miydi öyle bir şey. Çok da birbirinden farkı yok zaten. Tabii arada 50 trilyon fark ediyor, 100 mü, 150 mi diyebilirsiniz ama şu anlamda şey söylüyorum. Yani zaten bir gün 100 trilyon yakarsa, ertesi yıl 150 trilyon da yakar. Ondan korkmayın. Tamam mı? Ya da her ikisine de ulaşması için şu an zaten çok vakit var. Eğer ulaşırsa, bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anki çıkışta hani 150 trilyon gibi bir yakımı gerçekleştiremez. Yine 1 trilyon ila 5 trilyon arasında iddialar mevcuttur. Şahsen son verilere bakarak ben yılda Shibarium'un şu an için 3, 4 yani 3 trilyon, 3,5 trilyon civarında Shibcoin yakımı gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Bunu yapacağını düşünüyorum ve bunun şimdilik yeterli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki bu fiyat bağımsız olarak neye göre artar, neye göre azalır? Tabii ki de Shibarium'un kabulü ve potansiyel kullanım oranlarına göre artar. Shibarium'un kullanımı yüksekse mantıken işlem yüksektir. Dolayısıyla fazla yakım yapılır. Zira yapılan her bir işlem üzerinden burada maliyetin %70'i Bond token'ı alıyor, otomatik Shibcoin'e dönüştürüyor. Ve bunun da dönüştürülen bu %70'lik meblağı da Shibcoin olarak doğrudan yakıyor. Bu da ortalama yılda dediğim gibi 3-3,5 trilyon yakmasını beklemekteyim. Tabii ayı boğa döngüleri, hani ayı döngüsünde miyiz, boğa sezonunda mıyız, ayıda mıyız? Buna göre de değişmek suretiyle tabii ki de daha uzun vadede de artış yani potansiyel olarak farklı noktalarda da kullanılma odaklı olarak gelişmesi beklenmekte. Bu şartlar altında da ciddi ölçüde yakımlar yapabilir. Hani bu uzun vadede ivmeli bir şekilde artması bekleniyor. Şey gibi düşünebilirsiniz. Tabii eğer başarı sağlayabilirse başarısız olma ihtimali de var. Bilmiyoruz tabii. Çıktıktan sonra değerlendirmeye başlayacağız. Ölçeklenebilirlik konusunda ne kadar iyi, gerçekten ne kadar hızlı, tamam? Tıkanıklık yaşayacak mı? Bunlar hep soru. Bunlar hep muallaktaki şeyler. O yüzden bunlara göre değişecektir. Ha bunu Ethereum gibi, Solana gibi ağların genişlemesi ve kullanımları gibi tamam düşünebilirsiniz. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok yakım gerçekleştirir. Tabii manuel yakımdan sonra son manuel yakım olacak dedik. Misal veriyorum. 350 trilyon arz kaldı. Bunun artık kalanını Shibarium yakacak. Şimdi diyebilirsiniz ki ya senede 3-5 trilyonla bu tamam çok ciddi bir yakımdır bu arada. Fakat 3-5 trilyonla nereye gidecek? Dedik ki bir kalıcı olduğu takdirde zaten kalıcılığı yakalayabilirse bu yakım ivmesi sürekli artar. Yani bu sene 5 trilyon yaktı. 10 sene sonra 5 trilyon yakmaz. Belki de 50 trilyon yakar yani. Böyle de bir durum var yıllık. Bunu da tam olarak şu anda kestirebilmek zor olacaktır. Sürekli artar. Bilmem anlatabildim mi? Ya durum bu. Kullanım oranları arttıkça Shibarium'un dolayısıyla potansiyel yapacağı yakımlarında artmasını beklemekteyiz. Bunun da tabii uzun vadedeki fiyat etkisi pozitif olacaktır. Şey gibi düşünebilirsiniz. Adamlar ne diyor? Biz bırakacağız bunu Shibarium'a yaktıracağız. Örneğin Bitcoin'de şunu demek ya ne zaman o zaman yakılacak bütün arz. Arkadaşım o zaman benim şunu söylemem ne kadar mantıklı olur biraz da öyle düşün. Ya ödül yarılanmasını neden sıfıra çekmek için mesela ortalama yanlış değil
2140. Bak bak, 2140. Yani şu anda bu videoyu iz ya şu anda belki de çocuklarınız bile hani o tarihi görebilir göremez muamma olacaktır. 2140 yılından bahsediyoruz, tamam mı? Yani 100 yıldan öte, 118 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. 118 yıl sonra ortalama halving'in bitmesi bekleniyor. Şimdi ben de diyebilirim ki ya arkadaş 118 yıl boyunca bu neden devam ediyor? Anında orada olsa ya. Arkadaşım saçmalamanın anlamı yok yani, tamam mı? Belli bir döngü var. Şibaryumdaki yakımlar da buna benzemektedir. O yüzden neden hepsini yakılmıyor falan diye düşünülmesin burada. Çok pek mantıklı olmaz, değil mi? Popüler altcoin Shiba Inu ile ilgili merakla beklenen bir proje olan Shibarium, trilyonlarca SHIB token'ı yakmayı vaat eden, daha önce hiç görülmemiş bir yakma mekanizmasını ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. SHIB'in baş geliştiricisi Satoshi Kusama, bu ne ya? Shibarium'un lansmanını zaten planlandığını ve değiştirilemeyeceğini doğruladı diyor. Abicim, tamam değiştirilemeyecekse niye Temmuz'un başında yayımlamadın ya? Yayımlayacağım diyorsun. Shibarium'un lansmanı ve SHIB yakma. Shiba Inu güncellemeleri için Twitter hesabı olan Shiba Archives yeni yakma mekanizmasını paylaştı. Eşsiz yakma mekanizması ile birlikte Shibarium'un tanıtımı Shiba Inu ekibinin üyeleri arasında büyük heyecan yarattı. Birçok kişi Shibarium'un lansmanının önümüzdeki ayın başlarında gerçekleşeceğine ve kripto toplumdaki beklentiyi daha da artıracağına inanıyor. Artık yani ölme eşeği mi? Her ayın başında zaten yayınlanıyor. Geliştirme ekibine göre Shibarium'un yakma mekanizması Neray şaşırtıcı bir şekilde ney? Çip geliştirme ekibine göre Shibarium'un yakma mekanizmasının her ay şaşırtıcı bir şekilde 5 trilyon yakması. Şaka mı bu ya? Bir ara Haziran ayında 1 milyar dolar çip yakıldı. Abi siz ne yazıyorsunuz burada ya? Bu 15 milyon doların üzerinde token'ın yakıldığı Mayıs ayından Haziran ayına kadar token yakımına yaklaşık %3 anlamı. Shiba Inu ekibinden içeri Lushi, Shibarium'un kullanıcı dostu portalı bu süreci kolaylaştırarak herkes için erişilebilir yakma işlemini başlat seçeneğe tıklayarak ve işlemleri onaylayarak SHIB tokenları kaldırılabilir diyor. Ben şuna şaşırdım bu arada yukarıda yanlış yazdı herhalde. Her ay 5 trilyon ne? Yani her ay 5 trilyon yaksa senede 60 trilyon yakıyor zaten. Ya açık söyleyeyim ya bunun olacağını pek düşünmüyorum. Açık söyleyeyim yani. Bu şekilde yakacağını düşünmüyorum. Ben bunu yılda yakabileceğini düşünüyorum. Bakalım inşallah vaat edilen doğrudur. Ya böyle bir şey olursa harbiden 1 dolar olur yani bilmiyorum ama hiç zannetmem. Bakalım kısmet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.